billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, pak zevcelerine, sadık ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki takvanız, izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli Müslümanlar, ölüm nicelerini dostundan ayırmış, nice çocukları öksüz ve yetim bırakarak gözyaşına boğmuştur. Ölüm her inatçı zorbayı zelil ve hakir kılmış, tüm güçlü diktatörleri dize getirmiş, yenilmez zannedilen kumandanları mağlup etmiş. Onları geniş haşmetli saraylarından alıp kabrin soğuk ve dar koridorlarına hapsetmiştir. Ölüm insanları müreffeh yaşamlarından koparıp yumuşak yastık, yorgan ve döşeklerinden uzaklaştırıp kabrin o kara toprağının yüzüne serpildiği anları yaşatmıştır. Ölüm salihleri, sıddıkları, şehitleri, kısacası Rahman'ın has kullarını, razı olunacakları yurdun öncesinde kabrin koridorlarında misafir eden bir güç sahiptir. Dünya hayatında Allah için yorulan ve terleyen, Allah için ağlayan, Allah için kanını akıtan insanların kabir odalarında istirahat etmelerini sağlar. Aynı zamanda ölüm, küfür, isyan, şirk, zulüm içerisinde yaşayanların cehennem öncesinde azap görmeleri için acı yurdunun süratli bir bineğidir. Ah kardeşlerim, kötü hal üzere ölenlerin karşılaşacakları azap, göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şiddete ve sonsuzluğa sahiptir. Hem babası hem de annesi muhaddislerden olan, bütün ilimlerde ansiklopedik bir bilgiye sahip Süfyan-ı Sevri bir gece ağlarken arkadaşları, kardeşleri yanına gelir. Derler ki, ey Süfyan, günahlarından ötürü mü ağlıyorsun? Acaba nasıl bir günahın sahibisin ki, nasıl bir hata işledin ki bizim dikkatimizi çekecek gözyaşların sahibi oldun? Süfyan-ı Sevri yerde bulunan bir saman çöpünü alır ve kaldırır. Günahlar şu çöpten daha hafiftir. Yani ben öyle bir mazerete sahibim ki, ağlamamın öyle bir sebebi vardır ki, günahlar ile karşı karşıya getirildiğinde düşüneceğiniz her bir günah şu saman çöpü kadar değersiz ve hafif olacaktır. Nedir ey Süfyan seni böyle ağlatan, seni kederlendiren, üzen, gözyaşlarına boğan, kardeşlerini endişe içerisine sokan? Süfyan sözlerine devam eder, der ki, ben kötü hal üzere ölmek korkusundan ağlıyorum. Çünkü asıl ağlanılacak
ve ihtimam gösterilecek şey de budur der. Bunun için kardeşlerim arifler öte dünyadaki yerini görünceye dek gözyaşlarını akıt demişlerdir. Kimisi de akıbetinin ne olacağını bilmeden sevinç içerisinde yaşayanların gerçek tevbe sahibi olmadıklarını belirtirler. Aziz dostlarım, kabir ehli iki kısımdır. Birincisi, yüce Allah'a yakınlaştırılmış olanlar ve korunmuş kimseler. Bunlar için kabirde evler kurulur, aileler kurulur. Korktuklarından emin olurlar. Onlar için tahtlar vardır, taçlar vardır. Neyi arzuluyorlarsa onlar için hazırlanır. Başlarının ucunda bir nur, ayak parmaklarının ucunda bir nur vardır. Ta ki kıyamet saatine kadar misafir olurlar, memnun edilirler ve razı kılınırlar. Diğeri ise Allah'tan uzaklaştırılmış ve zelil kılınmış olanlar. Onlar için yılanlar vardır, çıyanlar vardır, kelepçeler vardır, zincirler vardır, aşağılanmak vardır. Baş uçlarında ve ayak uçlarında horluk ve hakirlik vardır. Onlar için azarlanma, kıyamet saatine kadar büyük bir ateş vardır. İşte aziz dostlarım, bu hal, bu akşam ben önce nefsime, sonra da siz değerli kardeşlerime, kötü sonun akıbetinden korunmanın önemiyle alakalı nasihatlaşmaya bizi sevk etti. Azap meleklerinin semadan inip Allah'ın gazabıyla, öfkesiyle, cehennem ateşiyle müjdelenecekleri andan kurtulmanın yollarını bulmak için bu akşam birbirimize nasihat edeceğiz. Rabbimizden isteğimiz nefsimizi bir an dahi olsa bizi baş başa bırakmasın. Kötü sondan, kötü akıbetten ve karşılaşılacak olan kötü bir azaptan bizleri emin kılsın. Değerli kardeşlerim, İmam Kurtubi tefsircilerin piridir. Amiyane ifadeyle tefsircilerin babasıdır. Bir eserinde şöyle diyor: hidayet tamamen Allah'ın elinde. Doğru yol üzere bulunma onun dilemesine bağlıdır. Akıbet ile ilgili meseleler onda sır olarak yer alır. Ve insanın iradesi de her zaman aynı güçte değildir dedikten sonra bakın şu sözleri söyler: sakının, sakının imanınıza ve salih amellerinize güvenmeyin. Çünkü bunlar senin yapmanla gerçekleşmiş olsalar bile aslı itibariyle Rabbinin yarattığı fiiller ve sana ikram ettiği nimetlerdir. Eğer bugün gece namazı kılabiliyor isen, Allah'ı zikredebiliyor isen, Allah yolunda çalışabiliyor isen, birbiriniz arasında nasihatlaşıyor iseniz, bil ki bu senin yeteneğin değildir. Allah Azza ve Celle'nin yaratması ve sana kolay kılmasıdır. Sonra devam eder, der ki, ibadetleriyle övünenler bilsinler ki, onların misali başkasının malıyla övünenlerin misali gibidir. Akşama olgun ve parlak çiçeklerle çıkan nice bahçeler sabahında saman yığınına dönmüştür. Kul da diyor böyledir. Geceleyin kalbi naiftir. Allah için atar. Allah için heyecanlanır. Dili Allah'ı zikreder. Gözleri Allah'ın kitabını okumakla yorulur. Ama sabahı bitkin, tembel, huysuz, asi, nankör olarak çıkar. Tamamen bu durum Allah'ın işidir der İmam Kurtubi. Ve arkasından bakın kardeşlerim bu meseleye nasıl bir misal getirir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminden. Buhari ve Müslim sahabenin en son yaşayan kişileri Sahil bin Sattan radıyallahu anh bakın şöyle bir olay naklediyor. Diyor ki Resulullah'ın katıldığı bir seferde Müslümanların en zenginlerinden bir adam yer alıyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki
cehennem ehline bakmak isteyen şu adama yönelsin. Kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun gölgesinde yer alan bir adam için benim peygamberim dedi ki, cehennemlik bir adama bakmak isteyen ona doğru yönelsin. Bir sahabenin dikkatini çekti. Tabir yerindeyse kılıcını, kalkanını, mızrağını, atını, her şeyini bıraktı. Allah Resulü'nün işaret ettiği adamın peşine takıldı. Adam müşriklerle çok yiğitçe cenk ediyordu. Kılıcını pervasızca kullanıyordu. Cesurca düşmanın içine atılıyordu. Bu hal üzereyken diyor, yara aldı diyor, yaralandı. Sonra elindeki diyor kılıcı aldı, şöyle tam göğsünün ortasına koydu. Göğsüyle diyor öne doğru şöyle diyor kendini itti. Kılıç diyor arka kürek kemiklerinin diyor arasından çıktı diyor. Koştum diyor Resulullah'a. Ey Allah'ın Resulü, şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Sen peygambersin, hak sensin. Senin dudaklarının arasında haktan, adaletten, doğrudan, iyiden başka hiçbir şey çıkmaz. Deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ne oldu? Seni bu sözleri söyletmeye sevk eden şey nedir? Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sen savaş öncesinde, cihad öncesinde cehennem ehlini bakmak isteyen, cehennem ehlinden bir adamı görmek isteyen, cehennem ehli bir adam nasıl olurmuş bilmek isteyenler şu adama baksın dedin ya, ben onun peşine takıldım. Ben onu takip ettim. Onun gölgesi oldum. Ve adam içimizdeki en zenginlerden ve yiğitçe savaşanlardan biriydi. Ya Resulallah, bu hal üzere yaralandı ve dedi intihar etti. Ne olur şimdi kardeşlerim dikkat edin. İntihar etti. Kendini öldürdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu olup bitenleri dinledikten sonra bakın aziz dostlarım şöyle buyurdu. Dedi ki, bir kul görünüşte cehennemliklerin amelini işler, oysa dedi o cennetliktir. Bonzayı içer, hap kullanır, fuhuş içerisindedir, faizle muamelede bulunur, hırsızdır. Bir anne babanın evladı olduğundan dolayı akrabaları utanır, anne baba ar eder. Benim böyle bir evladım mı var, yazıklar olsun bu dünyaya diye isyan bayrağını çeker. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, oysa adam cennetliktir. Alnının ortasında cennetin yazısını göremezsin. Onun için yazılan defterlerde Firdevs-i Ala'nın nimetleri içinde yüzdüğünü göremezsin. Kınarsın, ayıplarsın, hor vakir görürsün, elinin tersiyle itersin, yüzüne bile bakmazsın, selam vermezsin, marketinden alışveriş yapmasını istemezsin. Ama Allah onu cennetliklerin içinde yazmıştır. Nice cehennemliklerin amellerini işleyenler. Şu an biz burada otururken zina sofralarında mezelenenler, içki sofralarında güçlenenler, izzetini, şerefini, namusunu, arını o sofralarda terk edenler ve bırakanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onların içerisinde cennetle müjdelenen, cennetlik olanlar vardır. Sonra devam etti Resulullah aleyhisselam. Dedi ki, cennet ehlinin amelini yapan, oysa bir takım insanlar vardı ki onlar cehennemliklerdir. Allahu Ekber. Cennetin amellerini yapan, cenneti sevdiğinden dolayı cennet için koşturan nice insanlar vardır ki onlar cehennemliktir. Sonra bakın kulağımıza küpe olacak. Şu tabelaların üzerine böyle altın harflerle yazılacak. Cüzdanınızda mı taşırsınız, cebinizde mi taşırsınız? Yoksa şu teknoloji aletlerinin görünen en güzel kısmına mı yazarsınız? Yoksa şu saatin kordonunun içine mi sokarsınız? Vallahi bilmiyorum. Ama benim peygamberim bakın ne dedi? Amellerde önemli olan son yapılandır. Allahu Ekber. Biz ameller niyetlere göredir hadisini duyduk. Bir kişi ihlaslı amel yaparsa Allah katında derecesinin âli olacağını duyduk. Ama benim peygamberim şimdi bize bir şey daha öğretti. Amellerde önemli olan son.
son durumdur dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bu hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Buhari'de kader bölümünde, Müslim'de iman bölümünde. Ne olur aziz dostum düşün. Yalvarıyorum düşün. Birçok sıkıntıyı göğüsleyip İslam'ı tercih ettiğiniz anları düşünün. İnsanların dolu düzgün dünyevileştiği, dünyaya taptığı bir zamanda yakınlarınızın kınamasına rağmen İslami sorumluluklarınıza koştuğunuz anları ne olur düşünün. Geceyi dost bildiniz. İnfağı kardeş. Her iyiliği bir nimet gördünüz. Allah'ı memnun edecek her salih ameli bir azık edindiniz. Yoruldunuz, terlediniz, ağladınız, aç ve susuz kaldınız, çıplak kalmayı tercih ettiniz ama İslam'ınızdan taviz vermediniz. Dediler ki sakal bırakmayacaksınız, dediler ki hayır. Dediler ki bizim çalıştığımız yerde namaz kılamazsınız, dediniz ki hayır. Benim bacım örtülü bir şekilde buraya giremez. Evet biz buna karşı değiliz ama buna da engel olanlar değiliz dediler. Bacım yüz çevirdi ve yürüdü. Bu anlarınızı hatırlayın ne olur. Ve ölüm sekeratını yaşıyorsunuz. Ayaklarınız birbirine dolanmaya başladı. Gözünüzün önünden salih amelleriniz geçiyor. Gece namazlarınız geçiyor. Allah'ı zikredilişleriniz geçiyor. Allah yolunda davetiniz geçiyor. İnfaklarınız geçiyor. Konuşmalarınız geçiyor. İddialarınız geçiyor. Neyi bekliyorsun şimdi? Sema ehlinin senin üzerine doğru yaklaşıp korkma, üzülme. Allah'ın sana vaat ettiği cennetle sevin, mutlu ol sözlerini işitmek istiyorsun değil mi? Hayır. Bir bakıyorsunuz ki azap melekleri geliyor. Seni hor ve hakir bir şekilde zilletin içerisine sokuyor. İzzetini alıyor, şerefini alıyor. Allah'ın rahmetiyle değil, azabıyla seni müjdeliyor. Düşünmemiştin değil mi aziz dostum? Aklına bile getirmemiştin değil mi kardeşim? Çünkü sana göre rahmet melekleri inecekti. Sana göre Allah tarafından cennet nimetleriyle müjdelenecektin. Kendini asla yakıştıramadın. Asla insanlar da sana yakıştıramadı. Niye? Halbuki sen herkesin abid bildiği bir insandın. Amellerine herkes imreniyordu. Herkes Allah yolundaki gayretini takdir ediyordu. Aman ha falanca mı? Vallahi cennetin ortası için yaratılmış. Firdevs için yaratılmış. Allah'ın sevdiği seçkin kuldur. Herkes bu sözleri söylüyordu. Herkes seni o rahmet meleklerinin semadan yavaş yavaş süzüle süzüle inip misklerle, cennet kefenleriyle, o ipek kumaşlarla gökyüzüne doğru kaldıracağını düşünürken bir baktınız ki sizi azap melekleri kaptı. Ne olur bunu düşün aziz dostum. Her zaman sen kendine o rahmet hadislerini aldın ya, müjde hadislerini aldın ya, cehennemle müjdelenen hadisleri kafirlere, zorbalara, münafıklara, mürtetlere layık görüyordun ya, aha bir baktın ki son nefesinde ölüm meleğinin en kötü haliyle karşı karşıya kaldın. Allah muhafaza. Dinle ne olur Tirmizi'yi. Rahimeullah. Enes bin Malik'ten naklediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah bir kul için hayır murad ettiyse, ona hayır nazarıyla baktıysa, onu sevdiyse diyor ki onu diyor çalıştırır. Başka meallerde onu diyor koşturur diyor. Doğru mu üstadım? Sahabe soruyor diyor ki ya Resulallah çalıştırmak nedir, koşturmak nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor biliyor musunuz? Onu salih amel işlemeye muvaffak kılar, sonra o hal üzere onun canını alır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Neden Allahu Ekber? Eğer bugün hayra doymayan bir kalbe sahipseniz, yorulmayan bir bedenin sahibiyseniz, usanmayan, sorumluluk bilincine sahip bir iradeniz varsa, arkadaşlar bu sizin becerinizle değildir. Bu sizin yeteneğiniz değildir. Bu cemaatinizin gücünden kaynaklanmıyor. Bu arkadaşının güçlü olmasından kaynaklanmıyor. Rahman ve Rahim olan, Rauf olan, Hadi olan, hidayeti veren, hidayeti damarlarının içerisine enjekte eden, kalbine yazan, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından gerçekleşiyor. Asla kendine güvenme.
Sen şu an iyiliklerin gölgesi altında sabahlıyorsun. Sen bugün hayrın bahçelerinde dolaşıyorsun. Salih amelin kapısını açtın, daha kapatmadan diğerine gidiyorsun ya, vallahi de billahi de senin yeteneğin değildir. Vallahi de billahi de yanında bulunan etten, kemikten, kandan, sinirden, hücrelerden meydana gelen dostların tarafından bu hale gelmedin sen. Kavi olan Allah tarafından, güçlü olan Allah tarafından, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından sen bütün bu işleri yapmaktasın. Peki ben bunu neden söyledim biliyor musun aziz dostum? Cennetle müjdeleneceğimizi zannettiğimiz şeyde biz şunu zannediyoruz. Güçlü biziz ya. Sabah namazında ben kalkıyorum ya. İkindi namazındaki coşku, hidayet benden ya. Davetimdeki, cihadımdaki, okumamdaki, gayretimdeki her şeyin sahibi benim ya. O zaman ben ne zannederim? Allah'ın yaratmış olduğu bütün o kerem şeylerin bana ait olduğunu zannederim. Onlar benim tarafımdan sanki vuku bulduğunu zannederim. Onları da tasarrufu bana ait olduğunu zannederim. Sen mi kardeşim? Vallahi senin alnının ortasında cennet vardır. Sen mi kardeşim? Bilmiyorum ama sen sanki cehennem ehlinin vasıflarına sahipsin deriz. Ukalaca yaklaşırız ama kendimize bir türlü bakmayız. Hiç düşünmeyiz. Ve bir bakarsınız ki kardeşler, Allah muhafaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinde, Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, kimileri ilim yolunda mesafeler kat etmiştir. Derinliklerin içine dalmıştır. Arapçayı en güzel haliyle bilmiştir. Ezberler yapmıştır. Kitapların birini kapatmadan diğerini açmışlardır. Alimlerin dizlerinin dibinde yetişmişlerdir. Aç kalmışlardır bunun için. Susuz kalmışlardır. Nehrin kenarından geçerken kuru ekmeğini suya bandırıp yemiştir. Yok mu kardeşim böyle insanlar? Abdülfettah Ebu Gutte rahimahullah. Şam ehlinin o güzel alimlerinden biri. Anlatmıyor muydu ilim yolunda alimlerin verdiği mücadeleyi? Nasıl sıkıntılar çektiklerini. Uykusuz kaldıkları geceleri hatırlayın. Uyumasınlar diye. Yahu bu ümmet ilimsiz kalmasın diye. Bu ümmet Yahudilerin ve Hristiyanların durumuna düşmesinler diye. Bu ümmet kitabı tahrif etmesin diye. Resulullah'ın sünnetini oynamasınlar diye. Şu duvarlara çiviler çaktılar, ipleri bağladılar, saçlarını şöyle tutturdular. Tam uyuyacakları sırada şöyle önlerine doğru düştüler, uyandılar, kartılar acıyla. Hatırlamıyor musunuz ne olur? Sonuç! Benim peygamberim dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, öyle kimselerin bazıları cehennem ateşini ilk tutuşturanlardan biri oldu. Allahu Ekber! İlmine güvenenler, kıraatine güvenenler, okuduğu kitaplara güvenenler, benim peygamberim dedi ki o insanların içinde kimileri vardır ki cehennem ateşinin ilk tutuşturucularıdırlar. Allah muhafaza, Allah alimlerimizi muhafaza eylesin. Hatırla ne olur? Allah yolunda ayakları tozlananları hatırla. Eşinden vazgeçti, peçetesi olan varsa sevinirim. Eşinden vazgeçti, çocuklarından vazgeçti. Çocuklarını bir an dahi görmekten mahrum kaldı. Yeri geldi kolu koptu. Yeri geldi esaretin içerisine düştü. Yeri geldi sürgün edildi. Yeri geldi korkutuldu. Yeri geldi ağladı. Sonuç, bu ümmeti Muhammed zelil bir duruma düşmesin diye Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, dünyanın dört bir köşesinde, Bosna'da, Anadolu coğrafyalarında karış karış oraları koşturdu. Sonuç, cehennem ateşi oldu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O rahmet meleklerini beklerken, cennetle müjdelenmeyi beklerken, Allah'ın nimetlerinin tabir yerindeyse dudaklarının arasından kaydırıldığı anı tefekkür ederken, Allah ona azap meleklerini gönderdi diyor benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur hatırla hadisi. Allah yolunda infak edenler, infak etmekte çığır açanlar, infak konusunda kitap yazdırılanlar, üzerine araştırmalar yaptırılan nice adamlar vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlar dedi cehennem ateşinin ilk tutuşturucularıdırlar. Allahu Ekber. Halbuki Somali düşmesin diye, Sudan Hristiyanların eline geçmesin diye, Arakan'da çocuklar ey Müslümanlar bizi yalnız bıraktınız, İslam beldelerini terk ettiniz,
demesinler diye, Allah'a isyan etmesinler diye, Allah'a sırt çevirmesinler diye. Evet, infak etti birileri. İnfakta tabir yerindeyse model oldular, rol model oldular. Sonuç, benim peygamberim dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, cehennem ateşinin ilk tutuşturucuları oldular. Allah muhafaza kardeşler, Allah muhafaza. Hatırla ne olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, amellerde tabir yerindeyse asıl olan son anda olandır. Bunu kulağımıza küpe yapacağız aziz dostum. Bakın az önceki hadisi Tirmizi nakletti. İmam Ahmed bin Hanbel de aynı hadisi rivayet ediyor. Yalnız bir fazlalık var. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam, hayatının sonunun nasıl olacağına bakmadan hiç kimsenin güzel amelini takdir etmeyin. Oo, bizim cemaatte bir adam var. Ayakları dünyada, kalbi firdevs-i alada. Cennet sanki onun için yaratılmış. Biz öyle bir topluluğuz ki bizim bütün fertlerimiz cennetin en güzel yerlerine girecekler. Abi takva o adamda, ihlas o adamda, davet o adamda, cihad o adamda, ilim o adamda, amel o adamda. Benim peygamberim diyor ki bakın, hayatının sonunun nasıl olacağına bakmadan hiç kimsenin güzel amelini takdir etmeyin. Kardeşlerim, kimileri vardır ki kimseye nasip olmayacak amelleri işlemek Allah ona nimet olarak sunmuştur. Ancak o amellerin kabul edeni Allah olmamıştır. O amelleri Allah kabul etmemiştir. Sahibinin yüzüne bir paçavra gibi çarpmıştır. Diyor ki alimler, gözleri görürken kör olmanın acısını gidin derler amalara sorun. Koşarken topallayan, tutarken artık elini uzatamayanların acısını der bu hastalığa müptela olanlara sor. Zordur değil mi aziz dostum? He abi, o renkleri seçerken artık seçememenin, o güzellikleri görürken artık göremez olmanın, kardeşinin yüzüne baktığında ondaki tebessümü hissedemeyiş olmanın, o çocuğun senin üzerine koşarken babacığım, anneciğim dediğinde onun mimiklerine sahip olamayışının acısını git amalara sor. Ama daha büyük acıyı size söyleyeyim mi? İman ehliyken şirk ehli olmak. İmandan sonra küfre düşmek. Takvadan sonra masiyete düşmek. Cennet yolunda ilerlerken cehennem ateşine girmektir. Demişlerdir ki kayığı kurtuluş sahiline yaklaşan, bindiği sandal sahile doğru yaklaşan, karaya bir adım kala arkasından gelen dalganın esiri olup boğulan niceleri vardır. Rabbim bizi bundan emin eylesin. Son nefesteki halin önemi ve tehlikesi Resulullah'ın "Ameller ancak son yapılanlara göredir" sözünün içinde gizlidir. Çünkü demişler ki kul o anda çok zayıftır. Ne olur kardeşim buraya dikkatini çevir. Diyor ki bakın alimler bu hadisin hemen arkasından. Çünkü kul o anda çok zayıftır. Izdıraplıdır. Dünyadan ümidini kesmiştir. Ahiretten yana bir endişesi vardır. En acısı nedir biliyor musunuz diyorlar. Bakın en acısı. İblis askerleriyle kimi yaya kimi süvari olarak o kişinin diyor üzerine hücum ederler. İblis ne der biliyor musunuz? Tutun şu adamı, yakalayın, onu esir edin, onu zilletin içine sokun, onu mahkum edin. Eğer bunu kaçırırsanız bir daha o fırsatı yakalayamazsınız der. Allahu Akbar. Kalp doktoru İbn-i Kayyim el-Cevziye hemen arkasından bakın bu sözleri şöyle destekler. Der ki ey insanlar, güçlüyken, iradeniz yerinizdeyken, şu an bakın birbirimizi Allah'a hatırlatıyoruz. Ölüm anında yaşanılacak kötü akıbetin durumunu birbirimize bildiriyoruz. Bu meselenin ne kadar önemli olduğunu şimdi kulaklarımızla Resulullah'tan işiteceğiz. Ama bir bakıyoruz ki biz bu iradeye sahipken şu kapıdan çıktığımız anda şeytanın tuzağına düşüyor muyuz? Düşüyoruz değil mi Mehmet abi? Kimimizin gözleri harama bakıyor. Kimimizin kalbi dünyaya meylediyor. Kimimizin eli hırsızlığın peşinde oluyor. Kimimiz zorbalığa düşüyoruz. Yalan mı? Güçlüyken kardeşler dikkat edin. İrademiz yerindeyken. Bize Allah'ı hatırlatanların yanından az önce kalkmışken. Cuma namazı gibi
bizi izzetlendiren ve nurlandıran bir amelden ayrıldıktan sonra. İbn-i Kayyım devam ediyor. Şimdi size soruyorum diyor. Peki ölüm anı, insanın en zayıf olduğu, güçsüz olduğu, endişeli olduğu, şeytanın ve dostlarının da her taraftan hücum ettiği anda ne yapacaksınız diyor. Allahu Ekber. Ne yapacaksınız? Ve son sözünü şöyle söylüyor. Diyor ki, işte o an var ya diyor, şeytanın en güçlü, senin ise en zayıf olduğun andır. Bundan dolayı kardeşler, kötü sonun akıbeti sadıkları yormuştur kardeşler. Ne zaman sükunet sokaklarından birine girmek isteseler, kederleri onları korku caddelerine ve meydanlarına doğru sürüklemiştir. Bundan dolayı salihlerin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dinik ya musarrafel kulub sarraf kulubena ala taatik. Ey kalpleri elinde bulunduran, kalpler üzerinde tasarruf sahibi Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabitle. Sabitle. Tabirini desem mıhla. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne için biliyor musun Lokman abi? Çünkü benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, ne olur kulaklarını aç aziz dostum. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem iman ettikten sonra ellerinin arasından kayanları gördü. Enes bin Malik anlatıyor radıyallahu anh. Bahsedeceğim kısa İmam Buhari'nin Enbiya bölümünde geçiyor. Diyor ki Enes bin Malik, Necran oğullarından bir adam vardı. Necran oğullarından bir adam vardı. Bakara ve Ali İmran surelerini okumuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de diyor katipliğini yapıyordu. Yalnız diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden diyor kaçtı. Bu adamın diyor adı Ubeydullah İbnül Cahş'tır. Peygamber aleyhisselamdan kaçıyor, ehli kitaba sığınıyor. Ve bakın ehli kitabın yanında diyor ki Muhammed'e indirilen Bakara ve Ali İmran surelerini ben diyor uydurarak yazdım diyor. Subhanallah. Yahudiler bu meseleye çok seviniyorlar. Hoşnut oluyorlar. Tabir yerindeyse büyük bir servet elde etmişçesine çılgınca seviniyorlar. Niye biliyor musunuz? Kendileri gibi hasta, kalbi kararmış bir adamın getirmiş olduğu yalan haberi kendilerine bir buhran delil kabul ediyorlar. Bu kadar aşağılıklar bu Yahudiler. Aslında demek istiyorlar ki ey insanlar, eğer Muhammed aleyhissalatu vesselam bir nebi, bir peygamber olsaydı, bak Ubeydullah İbnül Caş gibi okuyan, irfan, alim bir zat, bilen bir zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kastederek Muhammed'i diyor terk eder miydi? Aslında bunun haberini vermek istiyorlar. Ve bu meseleyle insanları kandırıyorlar. İşte böyle bir andan sonra ne olur şimdi dikkat et kardeşim. Bu adamın sonu ne olmuştur sizce? Bilen var mı kardeşler? Bu adamın sonu ne olmuştur? Allah ve Resulüne düşmanlık eden insanın başına gelecek ne varsa o adamın da başına gelmiştir. Kimini toprağın içinde Allah zelil kılmıştır. Kimini toprağın üstünde zelil kılmıştır. Diyor ki Enes bin Malik radıyallahu an, Allah diyor o adamın diyor boynunu ehli kitabın içerisinde diyor kırdı diyor. O adam diyor vefat etti. Sonuç, onu aldılar diyor, toprağın içerisine, kabrin içerisine koydular. Sabah bir geldiler, bir baktılar ki Peygamber aleyhisselama asi olan, onun katipliğini yapmasına rağmen Allah'ı inkar eden o adam yüzü koyun bir şekilde toprağın üstünde yatmaktadır. Ehli kitap diyorlar ki çıldırıyorlar. Yahu diyorlar Muhammed ve adamları sallallahu aleyhi ve sellem, adamları ne kadar kindarlarmış, ne kadar düşmanlarmış. Ubeydullah onların canlarını ne kadar yakmış. Bak görüyor musun, biz diyor onu gömdük, geceleyin aldılar onu diyor, toprağın üstüne çıkarttılar. Allahu Ekber. Daha derin bir çukur kazıyorlar. İndikçe iniyorlar. Keşke 7 kat yerin altına girseler, ateşe kadar ulaşsalar, kendi elleriyle ateşin içine soksalar o adamı. Toprağı kazıyorlar ikinci seferinde, gömüyorlar. Evlerine gidiyorlar. Sabah aynı yüzü koyun bir şekilde Ubeydullah İbnül Cahş'ın cesedi toprağın üstünde duruyor. Ya diyorlar bu nasıl bir kin? Bu nasıl bir nefret? Nasıl can yakmışsın ey Ubeydullah? Alıyorlar biraz daha derin kazıyorlar.
keşke daha derin kazsalardı. Keşke üzerine kayalar koysalardı. Keşke üzerlerine betonlar atsalardı. Keşke onun üzerine ağaçlar dikselerdi. Keşke onun üzerine evler yapsalardı. Bir baktılar ki sabahleyin yüzü koyun aynı şekilde o ceset yatmakta. Bu sefer dediler ki vallahi bizim bilmediğimiz bir mesele var. Bizim vakıf olmadığımız bir mesele var dedi ve onu o cesedi orada terk edip gittiler. Şimdi daha acısını ben size bir şey söyleyeyim mi kardeşler? Yani Ubeydullah İbn-i Cahş'ın yaptığını bir tarafa koyamıyoruz da bu meseleden ders çıkartmayan Yahudilerin kalbinin ne kadar katı, ne kadar sert, nasıl kararmış, paslanmış, kirlenmiş olduğuna da şahitlik ettik. Peki sadece bu bunlardan bir tanesi mi? Dinle ne olur? Aynı talihsizliği Umeyye İbnül Halef'in oğlu Rabia da yapmıştır. Kim abi Umeyye İbnül Halef? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de tevhid bayrağını kaldırdığı günün sabahında Peygamber aleyhisselamın Müslümanların karşısına dikilip ölünceye kadar, geberinceye kadar Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapmış bir adamdır. Aynı zamanda kimin sahibidir? Hazreti Bilal'in sahibidir değil mi? O siyahidin. O Habeş'in tabir yerindeyse kralının, Habeş'in efendisinin sahipliğini yapıyor. Sonra bir gün sahabenin birine, Bilal'den sonra sahabenin bir tanesine ağır işkenceler yaparken amiyane bir ifade kullanacağım, özür dilerim. Bir pislik böceğini görüyor. Hani şu hayvanların pisliklerini alıp yuvarlayan bir böcek var ya, ondan görüyor. Sahabeye yöneliyor, diyor ki diyeceksin ki diyor bu benim ilahımdır, biz diyor seni sonra diyor serbest bırakacağız. Hayır diyor. Hayır diyor, benim ilahım diyor Allah'tır diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Böceği de yaratan, seni de yaratan, yerin altındakileri yaratan, yerin üstündekileri yaratan, vakıf olduğumuz ve olamadığımız her şeyin sahibi benim ilahımdır. O Allah'tır diyor. Ve tabir yerindeyse öldüresiye dövülüyor kendisi. Böyle bir adamın sonu ne oluyor peki aziz dostlar? Bedir gününün aydınlığında o siyahi el tarafından kellesi alınıyor elhamdülillah. Ne olur bakın unutmayın aziz dostlar. Mazlumlara söylüyoruz. Zalimlere söylüyoruz. Kendi nefsimize hatırlatıyoruz. Dünyanın şu an dört bucağında İslam ümmetine saldıran zalimlere sesleniyoruz. Vallahi mazlumların tokadı size öyle bir gelecek ki. Bilallerin elleri boğazlarınıza öyle bir yapışacak ki. Şu an Doğu Türkistan'da attığınız tokat ne ki? Endonezya'da attığınız tokat ne ki? Filipinler'de attığınız tokat ne ki? Filistin'de yaptığınız tokat ne ki? Cezayir'de attığınız tokat ne ki? Dünyanın değişik yerlerinde mazlum insanlara vurduğunuz darbeler ne ki? Vallahi Allah mazlum ümmeti ayağa kaldıracak. Size öyle bir vuracaklar ki yerinizden kalkacak bir daha fırsat bulamayacaksınız. Vallahi biz o günü bekliyor ve iman ediyoruz. Bu gerçekleşecektir. Bilal için afaki olan bir mesele, ütopya olan bir meseleyi Allah Bedir'in sabahında yaşattı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ümmetin yiğitleri bunu yaşayacak. Bu ümmetin zayıfları yaşayacak. Anneler görmeyecek. Kız çocuklar görmeyecek. Irak'ta sefihlerin ellerinden ekmek almak için çırpınan mümin kadın görmeyecek. Müslüman adam görmeyecek. Ama onun torunu, ondan sonraki nesil vallahi zalimlerin üzerine kuracakları şamarların her birini görecekler. Vallahi biz bugünü bekliyoruz. Biz bugünün geleceğini, takdir olunacağına da iman ediyoruz ve ümit varız elhamdülillah. İşte bu adamın oğlu Ümeyye İbnül Halef'in oğlu Rabia. Allah ona İslam'ı nasip etmiş. Babasının o küfür hayatından sonra Allah ona İslam'ı nasip etmiş. Sonuç Ömer bin Hattab'ın halifeliği döneminde radıyallahu anh içki müptelası. Hazreti Ömer radıyallahu an ona önce içki içmesinden dolayı ceza uyguluyor. Daha sonra Hayber tarafına sürgüne gönderiyor. Sonuç adam olması gerekirken, toparlaması gerekirken, ıslah olması gerekirken sonuç çok hazin aziz dostlar. Gidiyor Heraklius'a sığınıyor. Dinini diyor terk ediyor. Hristiyan olarak vefat edip bu hayatta acı bir hatıra bırakıyor. Bu olay da İbn Hacer'in El İsabesi'nde geçiyor aziz dostlarım. Hele şimdi anlatacağım bir hikaye vardır ki
Özellikle genç kardeşlerimin bunu can kulağıyla dinlemesini istiyorum. Avrupa ülkelerine gitmenin hayalini yaşayan, bırakın Avrupa ülkelerini de şu ülkenin dışındaki hayatları merak eden, oralarda okumak isteyen, oralarda kariyer yapmak isteyen, oralarda çalışmak isteyen, salih amellerinin yüzünün nurlandırdığı ve temizlediği genç kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur anlatacağım hikayeyi iyi dinle. Bu Esatürül Evvelin değil. Bu İran'ın binbir gece masallarından bir hikaye değildir. Yeryüzünde bir Müslümanın yaşayacağı en acı sonlardan bir tanesidir. Diyorlar ki bakın gemi işinde çalışan bir grup ülke ülke dolaşıyor. Kargo şirketliği yapıyor tabir yerindeyse. Deniz taşımacılığı yapıyor. Bu geminin içerisinde güzel yüzlü, salih amel sahibi, takvalı bir genç bulunmaktadır. Öyle ki sürekli abdestli dolaşmakta. Namaz vakti girdiğinde ezan okumakta. Kamet getirmekte ve gemide bulunan bir takım insanlara namaz kıldırmakta. Namaz kılmayanları ve tembellik gösterenleri azarlamakta, onlara nasihat etmekte bir genç. Gemi Hint adalarından birine yaklaşıyor. Gemideki kaptan ve mürettebat gemiden iniyorlar. Kimisi çarşı pazarlara alışveriş için gidiyorlar. Hanımlarına, çocuklarına hediyelik eşya almaya gidiyor. Kimisi eğlence mekanlarının yolunu tutarak gönül eğlendirmeye gidiyor. Bizim genç salih dost ne yapıyor peki? Geminin içerisinden çıkmıyor. Ne yapıyor peki? Namaz kılıyor, Kur'an okuyor, zikir yapıyor. Aynı zamanda gemide gördüğü eksiklik varsa onları tamir yapıyor. Olay buraya kadar anlatılıyor. Bakın bu olayı rivayet eden kişi başlıyor ağlamaya. Gencin takvasına mı sizce ağlıyor? Salihliğine mi sizce ağlıyor? Yahu biz bu adam gibi olamayacaklar. Bunu mu acaba kaygılandı, dağladı? Dinle aziz dostum. Dedi ki bu salih genç gemide meşgul olduğu bir sırada kötü mekanlara giden diyor bir genç yanına geldi. Ne olur genç kardeşim iyi dinle. Kötü mekanlara giden diyor bir genç diyor onun yanına geldi. Dedi ki ey falanca sen dedi gemiden neden hiç inmiyorsun? Sürekli gemideysin. Ben sana diskoteklere, barlara, fuhuş mekanlarına gitmeyi diyor tavsiye etmiyorum ki diyor. Çık diyor şu gemiden. Ne olur iyi dinleyin. Çık şu gemiden. Diyor ki yılan oynatanı, fillerin hortumlarına basıp fillerin sırtına çıkanları, çivilerin üzerinde diyor yürüyenleri, ateş korularını bir hurma gibi yutanları, tuzlu suyu tatlı su gibi içenleri, o zevkü sefa içerisinde tabir yerindeyse eğlencelerin içerisine seni diyor davet ediyorum diyor. Genç diyor ki böyle bir hayat mı var ya diyor. Hani yılanların oynadığı, fillerin hareket ettiği, insanların çivilerin üzerinde yürüdüğü. Böyle bir hayat var mıdır diyor. Tabii diyor. Şu diyor hayatından bir çık. Geminin dışında nasıl bir hayatın olduğunu diyor gör. Seni diyor buraya davet ediyorum. Sonra diyor o kötü arkadaş, o diyor salih genci aldı. Önce diyor bir dar sokağa soktu. İlerlediler sokağın sonunda diyor küçük bir eve kadar geldiler. Salih gence yöneldi dedi ki ey falanca sen şimdi dedi burada duracaksın. Ben dedi şu eve gireceğim. Ama dedi asla dedi eve yaklaşmayacaksın dedi. Tamam dedi genç. Salih genç bir kenara oturdu. Eline aldı Kur'an'ını okumaya başladı. Belki yarım bıraktığı zikrine devam ediyordu. Bir anda evin içerisinden kahkaha sesleri geldi. Kalp ya bu heyecanlandı, merak etti. O küçük eve doğru ilerledi. Camdan sadece baktı. Gördüğü manzara onun iğrendirdi, kalbini yordu. Geri tekrar eski yerine oturdu. O kötü genç evden çıktı. Tabir yerindeyse onun yakasını yakaladı salih genç. Sen dedi Allah'ın haram kıldığı bir şeyi nasıl yaparsın dedi. Allah dedi bunu yasakladı dedi.
Sen dedi nasıl böyle bir fiilin sahibi olursun? Dedi azarlaya azarlaya, tabir yerindeyse sözleriyle döve döve gemiye getirdi. Peki sonra? Sonra gece oldu. Genç gördüğü o manzaralar karşısında etkilenmeye başladı. Şeytan oklarını her taraftan atıyor. Her taraftan atıyor. Bir türlü uyuyamıyor. Merak ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gemiden iniyor. Dar sokağa kendini bırakıyor. Gittiği yer neresi? O küçük ev. Niyeti ne? Sadece camdan bakmak. Bakacak ve geri dönecek. O merakını bastıracak. Camdan bakıyor. Sonra içeri giriyor. Bütün gününü o evin içerisinde geçiriyor. Ertesi gün oluyor. Halen ondan ses seda yok. Gemi kaptanı yola çıkacak. Mürettebata bağırıyor. Ey diyor insanlar. Nerede diyor bizim müezzinimiz? Namaz saatlerinde bize ezanlar okuyan gencimiz nerede? Nerede diyor bize namazımızı kıldıran diyor adam. İmamımız diyor nerede? Adanın her tarafında adamı aramaya başlıyorlar. Kimse bulamıyor. O kötü işlerin sahibi arkadaşın aklına geliyor. Yahu dedi ben bunu dedi birkaç gün önce o dar sokağın sonundaki küçük eve götürmüştüm. Koşuyor hemen o eve arkadaşlarını alıp. Bir bakıyor ki o salih, muttaki, Allah'ı seven, insanlar tarafından sevilen, amelleri takdir edilen, övülen genç evin içerisinde yer alıyor. Yaka paça genci çıkartıyorlar. Genç çıkmak istemiyor. Bırakın diyor ben burada kalacağım diyor. Ben burada yaşayacağım diyor. Benim hayatım diyor artık burası diyor. Benim mekanım ve yurdum artık burası diyor. Benim halvet edeceğim yerler burası diyor artık. Benim artık amiyana bir ifadeyle şeytana amellerimi göstereceğim yerin adresi burasıdır diyor sanki. Ama kaptan bir türlü gönlü el vermiyor. Salih bir kaptan demek ki. Belki çok da ilim sahibi değildi ama Allah'tan korkan, Allah'ın sevdiği biriydi herhalde. Alıyor genci, döve döve tabir yerindeyse gemiye getiriyorlar. Gemiye getirdiklerine de pişman oluyorlar. Genç öyle bir ağlıyor ki, öyle bir inliyor ki, gece vakitlerinde öyle bir sızlanıyor ki, öyle feryadu figan ediyor ki, mürettebat artık bıkıyor. Yeter be kardeşim diyorlar, bu kadar ağlamanın sebebi nedir? Uyutmuyorsun diyorlar bizi. Susuyor genç. İçinde bir pişmanlık ateşi var ama dile getiremiyor. Kaptan dayanamıyor. Gencin karşısına dikiliyor. Ey genç diyor. Neden diyor ağlıyorsun diyor. Genç diyor ki beni yalnız bırak diyor. Beni terk et. Beni bırak diyor. Belki bunun ifadesinin altında tabir yerindeyse beni denizlere at. Köpek balıklarına yem et de belki Allah'ın huzuruna böyle çıkmayın diye ağlıyordu. Kaptan çok ısrar etti. Dedi ki ne oldu dedi söyleyeceksin. Genç eliyle avret yerini gösteriyor. Açıyor. Kaptan gördüğün manzara karşısında şaşırıyor. Avret yerinden kurtçuklar düşüyor. Kurtlar düşüyor. Kaptan korkuyor geri kaçıyor. Genci tek başına bırakıyor çığlıklarının içerisinde ağlarken. Sonra bir feryat duyuyorlar. Öyle bir çığlık ki uyuyan adamı ayağa kaldırıyor. Sese doğru yöneldiklerinde bir bakıyorlar ki o salih, abid, muttaki secdelerinin eseri yüzüne nakış nakış dokunan genç. Geminin güvertesinde bir tahtayı böyle dişlemiş, dişleriyle sıkmış onu, o hal üzere ölmüş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Akıttığın gözyaşları, Allah yolundaki terlerin, harcadığın paralar, salih ameller. Ey aziz dostum, ne olur seni aldatmasın. Ne olur seni kaldırmaz, kandırmasın. Ne olur seni sevindirmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü kulağına küpe yap. Ameller ancak son yapılanlara göre karşılık bulur. Dedi ki tefsircilerin üstadı, İmam Kurtubi rahimeullah bir hikaye anlatır gençler. Mısır'da ezan ve namaz için camide sürekli yer alan bir kişiden bahseder. Ve ifadesini aynen şöyle söyler. Güzelliği
ve nuru amellerinden almış olduğu o feyiz üzerine yansımış bir genç olarak onu nitelendirir. Bir gün ezan okumak için minareye çıkar. Tabi şimdiki gibi alttan okuyup mikrofonla yukarıdan ses gelmiyor. Minarenin balkonuna çıkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar sedasını söyleyeceği sırada gözü bir Hristiyan adamın evine doğru kayar. Bir bakar ki bir genç kız çok güzeldir. Meftun olur. Aşık olur ona. Belki ilk defa böyle bir kadın görmektedir. Çünkü onun en güzel anları secdelerde geçmekteydi. Ona göre hayat mescitlerin içerisindeydi. Dışarıdaki şeytanın ve dostlarının ayartacağı etkenleri ve sebepleri belki hiç bilmiyordu. Hayatında belki ilk defa bir kadını gördü. Gözleri belki ilk defa bir kadına kaydı. Ona doğru baktı, ezanı bitirdikten sonra minareden indi. Hristiyan adamın kapısını çaldı. Genç kız kapıyı açtı. Adam dedi ki ben seninle dedi beraber olmak istiyorum dedi. Kadın dedi ki ben dedi nikahsız dedi kimseyle beraber olmak istemem dedi. O zaman dedi evlenelim. Ben seni evli olarak alayım. Eşim olarak alayım. Kadın dedi ki ben Hristiyanım dedi. Ailem dedi Hristiyan, sen dedi Müslümansın. Hele bir de ezan okuyan adam, namaz kıldıran adam. Kim bilir geceleri nasıldır bu adamın? Kim bilir zikirleri nasıldır bu adamın? Kim bilir Kur'an tilavetleri nasıldır bu adamın? Kadın der ki, eğer dinini değiştirirsen, babam seninle evlenmeme dedi razı olur. Adam dedi olur dedi. Allahu Ekber. Olur dedi. Kalp menzili öyle bir kaymış ki kardeşler, dinini değiştirir hale getirmiş. Hristiyanlığı seçer, kadınla nikahlanır. Birkaç gün sonra evinin çatısına çıkar, oradan aşağı düşer. Kadınını tabir edilirse kaybeder. İslam'ını zaten kaybetmişti. Ama en önemlisi de akıbetini yitirmişti. Ey genç kardeşlerim, dünyanın bütün cazibesiyle üzerimize yürüdüğü bu zamanda şirk ehlinin, zulüm ehlinin dört bir koldan bedenlerinize ve kalplerinize saldırdığı bir zamanda, size Allah'ı hatırlatacak unsurların azaldığı bir dönemde, abidlerin secdeleri terk ettiği, salihlerin, takva sahiplerinin masiyet ehli olduğu, alimlerin, davetçilerin ümitlerini yitirdiği böyle bir dönemde hatırla. İmanına ve salih ameline asla güvenme. Akıbetinin hayır olması, ölümünün hüsnü hatime ile gerçekleşmesini, su-i hatimeden yani kötü hal üzere ölmekten korunmak, emniyet altına girmek için ellerini alemlerin Rabbi olan Allah'a uzat. Arifler ve salihler kitaplarına aldığı hikayelerde şöyle bahsederler. Bir adam tam sekerat anında iken ona dediler ki la ilahe illallah de. Ve kurtul tabiri yerindeyse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son sözü bu olanın cennete gireceğini vaat ediyordu. Adam ne yaptı? Dedi ki o falanca kadını dedi bana getirin. Son anda gözlerin döndü, ayakların birbirine karıştı. Ölüm anında ruhun bedenden kurtulmaya çalıştığı bir anda dedi ki o falanca kadını dedi bana getirin dedi. Kimisi dedi ki bana dedi bir kadeh şarap getirin. Kimisi dedi ki 3 olsun, 5 olsun, olmaz dedi 7 olsun. Dediler ki bu adam ne diyor, ne sayıklıyor. Dediler ki bu adam tefecilikle hayatını sürdüren bir adamdı. Ey aziz dostum, kimisi bu hal üzere öldüğü sırada
O tebeşir taşına yatırıldı. O ölü yıkayanlar kitaplarında dediler ki, onun dediler başından suyu döktük, suyun ulaştığı ana kadar bedeninin diyor bir kömür gibi karardığını gördük. Öyle bir gence diyor rastladık ki, gözünden diyor gözyaşı değil, kan aktı diyor, kan. Ey gözün sahibi, kim bilir neleri seyrettin? Hangi kadının mahremine baktın? Hangi kadının mahremiyle gönlünü hoş ettin? Yanında ehlin dururken, hanımın dururken, Allah sana onu helal kılarken hangi kadınlarla gözünle oynaştın? Dediler ki, bir genç vefat etti. Anne ve babası onu gömmek için bir takım Müslümanların gelmesinin ricasında bulundu. Gittiler, Müslümanlar onu gömdükleri bir sırada telaşla mescide geri döndüler. Bunu anlatan salih, abid, muttaki, alim bir şahsiyet. Telaşla geri döndüler. Dediler ki, ey falanca çabuk gel dediler. Ne oldu? Dediler ki, genci biz kabre koymak istedik. Diyor, bir yılan peydah oldu. Gence diyor saldırdı. Biz diyor buna müsaade etmedik diyor. İkinci bir kabir kazdık. Diyor yılan diyor toprağın altından diyor tekrar çıktı diyor. Diyor bunun hali ne olacak? İlim ehli ona doğru yaklaştı. Dediler ki falanca yeri kazın. Falanca yeri kazdılar, yılan tekrar gitti. Çünkü koordinatları veren Allah'tı. Başka bir kabir kazdılar, oraya gitti. Başka bir kabir kazdılar, yine oraya gitti. Dediler ki vallahi yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu hal üzere dediler gömün. Gömdüler. Yılan onu sarmaya başladı. Dediler ki kabrin içerisinden kemik seslerini işitiyorduk diyor. Diyor sıktı diyor, sıktı, sıktı, sıktı. Sonra diyor bu hal üzere diyor toprağı diyor kapattık. Gencin annesine yöneldik. Dedi ki ey kadın, sizin çocuğunun hali nedir? Bu hal onun başına neden geldi? Dedi ki benim oğlum çok iyi biridir. Anne babasına karşı çok iyilik sever biridir. Ancak dedi namazlarında dedi çok tembel bir çocuktu dedi. Subhanallah. Sabah namazına kalkmaya üşenen sen ve ben. Sabah namazının sünnetini terk eden sen ve ben. Yatsının vitrini terk eden sen ve ben. Geceleri zaten çoktan yalnız bırakan sen ve ben. Allah'ı zikretmekten aciz sen ve ben. Allah'ın kitabını tilavet etmekten korkan, tembelleşen sen ve ben. Haramlara karşı zevk alan, gülerek haramları işleyen, haramın sofrasından kalktıktan sonra sahabenin kalbi paramparça olurken, hatırla ne olur? Bir genç gayri ihtiyari bir kadının çadırına baktığında çadırın kapısı havalandı. Kadını çırılçıplak gördü. Bir anda korktu, endişe duydu. Hemen evinin içerisine sığındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktı mescitte genci göremiyor. Dediler ki falanca genç nerededir? Koştu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve arkadaşları. Falanca gencin çadırına gittiler. Dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni soruyor. Seni merak ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Genç durumunu anlattı. Bağışlanmayacağını zannetti. Dediler ki gence Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni görmeye geliyor. Korktu. Acaba dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gazabıyla, öfkesiyle, azabıyla mı çadırıma girecek? Beni bununla mı müjdeleyecek? Allah Resulü ile karşı karşıya geldiğinde kalbi buna dayanamadı ve vefat etti. Biz haramlardan zevk duyar hale geldik. Biz haramları gülerek işler hale geldik. Biz haramlardan bıkmadık, usanmadık. Yarınların özlemini duyduk. Biz doymuyoruz. Haramları işlemekten doymuyoruz. Günahları pervasızca işliyoruz. Şimdi sana soruyorum aziz dostum. Hangimizi kıldığı yatsınamızı koruyacak? Yalan bizde bine birdir. İftira bizde, gıybet bizde, dedikodu bizde, insanları eleştirmek bizde, kınamak bizde, ayıplamak bizde. Soruyorum sana aziz dostum, güvendiğin gece namazı seni koruyabilecek mi? İşlemiş olduğun hatalar ya salih amellerin önüne geçerse,
ve beklediğin rahmet meleklerinin yerine öfkeli bir şekilde gazap melekleri, azap melekleri inerse, ey ölüden diri, diriden ölü çıkaran, her şeye bir ecel tayin eden Allah'ım, bizleri son nefeste imansız ölmekten koru. Bize öyle bir ölüm ver ki arkamızda kalanlar buna imrensin, sema ehli de bu ölümle sevinsin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.